Merhaba arkadaşlar, yine Aydın Didim Akyen 2 Yeşiltepe'deyiz. Bu evin fiyatı 3 milyon 880 bin Türk lirası. Fiyat düştü, 3 milyon 880 bin Türk lirası. 700 metrekare arsası var. En yakın denize 6 kilometredir. Arsası 700 metre dedik. Havuzu var. Bir de burada bir otopark var. Diğer tarafta da kapalı bir otoparkı var. Evin altında ne var? Salon, ayrı mutfak, bir oda var. Salon, ayrı mutfak, bir oda var. Ebeveyn banyolu oda. Üste de 3 odası var. Fazla uzatmayacağım. Yeni 01 yapıdır. İskanı da imza aşamasında. Onu da söyleyeyim. 700 metre arsası var. Buraya 2 araç girebilir. 2 araç girebilir değerli arkadaşlar. Kapısını da göster. Bir giriş burada. Bir giriş burada. Bir tane kapımız burada. Gel Can şimdi. En yakın denize 6 kilometre. Didim'in merkezine 12-13 kilometre. Efendime söyleyeyim, burada iki tane market var. Can gel, burayı gösterdin. Fazla uzatmayalım, insanlar sıkılmasın. Didim'in merkezine hoş geldiniz levhasına 12-13 kilometre yakınlıktadır. Sevgili Can gel, burayı bir gösterelim. Bu sefer tersinden yapalım. Bu defa böyle tarlayı gösterelim. Ama bu yeşil alan, bu tarafta da havuzu birazdan göstereceğiz. Kapalı otoparkı göstereceğiz. Madem biz böyle yol aldık, böyle gideceğiz. Bu da barışın simgesi. Efendime söyleyeyim, zeytin ağacı. Erol abi, sana da selam olsun. Erol abiye biz bir ev verdik. Ona da bir ağaç dikeceğim. İşte 3 milyon 880 bin lira. Böyle peyzaj çalışması yapmışlar. Ufak bitkiler falan. Evet. Buradan 3 metre çekme mesafesi. Ön taraf çok çekmişler. Bu taraflarda. Evet. Buraya da keşke çim ekselermiş. Buraya da çim ekilir. Evet, şimdi evin dört tarafını göstereceğiz. Bahçe duvarları taşla yapılmış. Şu anda Akyeniköy'de, yani Yeşiltepe, en uygun ev bu kanımca. Tabii lüksün sonu yok. Farklılıklar gösteriyor kaliteye göre falan. İşte bir de burası var. Bir de burası var. Değerli arkadaşlar, ev geniş. Yani buraya pergüle de yapabilirsiniz bu alana. Bu alana dilerseniz pergüle yaparsınız ama gerek yok. Burayı boğmaya gerek yok. Bunlar salondan çıkıyor. Bu sürgülü kapı salonun, bu sürgülü kapı salonun, bu sürgülü kapı mutfağın. Yani mutfaktan hemen çıkıp havuza gidebilirsiniz. Ve ilk başladığımız yerde ne yaptık? Size otoparkı gösterdik. Gel, gel Can. Buraya da ne yapılır? Buraya dilerseniz hani bir pergüle, bir şapka, bir gölgelik yapılır. Burada da havuz var. Evet, bu ara bizim belediye seri olarak iskanları veriyor. Onu da söyleyeyim. Biz de yapmıştık burada, Erol abiye iskanımızı aldık. Onu da söyleyeyim. Bunun da eli kulağında. Ve gel burayı bir dolanalım. Bir dolanalım. Dolan 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 dolan. Ha böyle, burayı da böyle inşallah. Trabzonspor da zaten tam şampiyon oldu. Şampiyonluğu bu yıl onlar hak etti. Evet, onlar rengi de mi andırıyor biraz, öyle mi olmuş? Bordo taşlar var. Burada da bir yeşil alan var. Ve değerli arkadaşlar, evin dört tarafını size gösterdik. Can, babam, nasıl yapalım? Geç oraya, bu garajı da göster. Bu kapıyı da göster dilersen. Affedersin. Ha, buradan bu ikinci kapı. Buradan da böyle açıp aracımızı buraya koyabiliriz. Şimdi bu eğimli olduğu için Didim'de kanalizasyon yok. Yani pozitiftir. Ama günün birinde su birikse orada motor var. Dalgıç pompa var ya, su birikse motor elektrikle dışarı atıyor. Onu da söyleyelim. Kanalizasyon yok ama su giderini yapmışlar. Su bir yerde göllendiği zaman ne olur? O dalgıç pompa motor var ya, o çalışır, suyu dışarı atar. Suyu nereye atarsınız? Yola atarsınız. Ve geldik geldik. Değerli arkadaşlar, işte yani burayı da bir daha gösterelim Can. Can babam, buraya bir girip çıkalım. Evet, kalktık, göç eyledi afşar elleri. İşte geldik geldik geldik. Geldik, fazla uzatmayacağız. Bunu üçüncü defa sunuyorum. İşte orada gösterdik. Can orada size göstermeye çalıştı. Benim dediğim şu. Su, yağmur, çok böyle acayip bir şey olursa su buraya gelir ya. Aha, gel bunu da göster. Gel gel. Bakın. Ha, bu motoru takıyorsun. Bu cücüt hortumu suyu yola atıyor. Buraya da iki araç koyabilirsiniz. Takım taklavatı da koyabilirsiniz. Ve burada da var. Bakın, burada da bir ızgara var. Ama su oraya gidiyor. Orada bir çukur yapmışlar. O gelen sular motor atar. Zaten o büyük bir sorun değil. Biraz bir düğme mümeye basmanız lazım. Elektriğe melektriğe çarpılmayın. Binanın dış cephesi klasik sıva bimstokla yapılmış. Efendime söyleyeyim, üstüne boya yapmışlar. Güzel bir ev yani.
Buraya ne yapmışlar? Bunlara da seramiktir. Bu böyle tırnaklı birbirine giydirmeli. Yakında göster. Gel gel göster. İşte bunun bu bir parçadır. Bu bir parça. Böyle giydirme yapmışlar. Aplikler, panjurlar fena değil. Ve şimdi geldik. Evimize giriyoruz. Burası bir 10-12 santim yüksek. 10-12 santim yüksek. Ve geldik geldik geldik. Hani bu hol fena değil ama yani buraya bir daha bir şey eklemek isterseniz olabilir. Ve geldik buraya. Merhaba ev diyeceğiz ya. Burada bir ne var? Buraya bir vestiyer tasarlanabilir. Bilinir değerli arkadaşlar. Burada bir ayak yolu var. Burada oda. Bu taraf salon. O tarafta neydi? Mutfak. Ve can geç buraya. Evet. Holumuz bu. Burada oda. Burada bir ayak yolu. Burası salon. Canın olduğu yer. Mutfak. Buraya bir tane vestiyer, portmanto. Böyle gelse, böyle. Yok, yer daraltmıyor. Ufak bir şey konula bilinir. Ve geldik. Değerli arkadaşlar, burası da salon. Dışarıyı gösterdik yani, size dışarıyı gösterdik. Burası da salon. Salon oldukça büyük, güzel. 3 milyon 880 bin Türk lirası bu ev. Salonumuz bu. Yerler granit. Isınması nasıl olur? Dedim de doğal gaz yok. Isınma anlamında ne yaparsınız? Kalorifer petekleri takıp ısı pompası koyabilirsiniz. Isı pompası. Isı pompasında pahalı olanları var, ucuz olanları var. Pahalı olanı alırsanız elektrik faturanız az gelir. Ucuz olan ısı pompası alırsanız elektrik faturası çok gelir. Onu da söyleyeyim. Asma tavanlarda güzel. Arsa 700 metrekare, 15-30 imarlıdır. Bunlar ne yapmışlar? 210 metre kapalı alanı var bunun. 210 metre yani 105 tabana, 105'te üstte ve geldik. Değerli arkadaşlar bu kapı havuz tarafına gidiyordu. Salonda da iki kapı havuz tarafına gidiyordu. Mutfakta bu lake mutfak. Üstüne de böyle bu granit değil, bu değişik bir şey. Mermer de değil. Bu duvarlara buraya da yapmışlar. Bu mermerittir bu. Mermerit. Evet, bu mermerit. Böyle polyester gibi. Bu da mutfak. İşte bu mutfağı tam kapının buraya getirmemiş buzdolabı yeri için. Şişman buzdolabı, mikrodalga. Dolandık dolandık. Çamaşır makinesi, evye, ocak, davlumbaz da üste geliyor. Ve burayı özetledik değil mi Can? Gelin bakın arkadaşlar. Bu da kapısı. İşte petek buraya düşünülmüş. Petek buraya düşünülmüş. Dedim de doğal gaz yok. Bu yıl mahşeri soğuk bir yıldı. O yüzden değerli arkadaşlar bu da zemin katı ebeveyn banyolu oda. Kalorifer tesisatını arz ettik. Klima nasıl? Klimanın boruları hazır. Sadece nereden klima alıyorsanız servis gelir. Sadece takar. Oda bir. Bu oda da fena değil. Değerli arkadaşlar yine asma tavan böyle. Lüksün sonu yok. Efendime söyleyeyim. 3 milyon 880 bin Türk lirası. Evet. Burası da banyosu. Duşakabini bu. Değerli arkadaşlar şimdi çıktık çıktık çıktık. Daha önce 3.950 idi. Şimdi ben sabah Engin'le konuştum. Ben 3.850 yazacağım dedim. Dedim düşük yazacağım dedi. Yok dedi ya. Sonra bana mesaj attı. Dedi en son o olur. Burada bir ayak yolu bu koridorda. Biri o odada yatıyorsa, zaman geçiriyorsa, biri de burada üst kata çıkmak istemiyorsa burayı kullanabilir. Ve şimdi üst kata çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Üst katta bir tane oda yine ebeveyn banyolu odadır. Oldukça da büyük. Can gel bu odaya girelim. Geldik bu odaya giriyoruz. Büyük oda. Büyük odamız bu. Değerli arkadaşlar. Evet. Kocaman oda. Bu evin babasının yatak odası. Büyük oda. Main oda. Evet. Master bedroom. Oda da bu. Ne olur? Buraya yatak atılır. Can değil mi? Can buraya yatak atılır. Dolap da oraya konulur. Geç şimdi buraya geç. Gösterdik, gösterdik, gösterdik. Gösteriyoruz. Kalktık, göç eyledik. Afşar elleri. İkinci odayı gösteriyoruz. Dolabı buraya koyarlar. Yatak oraya. Pencereleri de açarlar. Asma tavanda böyle güzel. Burayı da gösterdik değil mi Can? Gel. Hızlı hızlı anlatalım. Zaten biz anlatmışız daha önce. Aha, bu da evin içindeki banyo. Bunlar karolajlı, çizgili. Bunlar zamanla silinebilir. Çift cam değil.
Evet. Burası da ikinci oda, ebeveyn banyo, Hilton dolap. Çift camlarda ses gelmiyor. Ve döndük, döndük. Merdiven holumuz da bu. Hol bu. Hol. Döndük üçüncü oda arkadaşlar. Odalar, bu üst kattaki odalar birbirinden güzel. Yerler parke. Efendime söyleyeyim. Asma tavalar güzel. Panjurları var. İşte bu da üçüncü oda değil mi Can? Üçüncü oda. Üçüncü oda. Bu beş odadır. Biz, ha, dört oda. Dört. Dört oda. Biraz git koridoru da göster. Üç odayı gösterdik. Bir tane aşağıdaydı. Bir tane ebeveyn burada gösterdik. Bir tane de orada etti üç. Bir tane de burada etti dört. Bir banyo aşağıdaydı. Bir burada. Bir de odanın içinde üç banyo. Dört oda, üç banyo. Ve gel bu odayı da gösterelim. Bunların önünde ufak binanın dış cephesinde estetiklik yaratsın diye iki tane minik balkon var binanın dışında gördünüz. Minik balkon. Onlar sadece bir çamaşır asarsınız. Bu da dördüncü oda. Dördüncü oda. Dördüncü odamızı da gösterdik değerli arkadaşlar. Nerede balkon? Balkon yok ki. Burada bir tane minik balkon var. Ve döndük. Döndük. Bu da üçüncü banyo. Bu duşakabiler hepsi aynı. İşte yine asma tavan, Hilton dolaplar, taşlar, granitler. Bu taşlar çok sevmeye başladım. Biz yatılı okurken bunların biraz daha büyüğü vardı. O zaman çok bütün kamu binalarında onlar yapılıyordu. Burada ne var? Burada minik bir balkon var. Başka da diğerleri hep Fransız balkon. Başka balkon balkon yok arkadaşlar. Güneş kırıcılar yapabilirsiniz dışarıya. Hani o arz ettiğim yerler var ya, o demirci gelir size böyle birkaç tane şey atar. Güneş kırıcı atabilirsiniz. Can burayı göster. Bu da evin çelik kapısı bunun altında ya. Bunu biraz daha uzatabilirlerdi. Burası da bu. Geri git Can, ben de geldim. Can babamın. Ve şimdi ben aşağı ineyim, size ne arz edeyim. Benim gönlümde geçen bildiklerimi size özetleyeyim. Hayalinizde var. Hem binanın dışına daha görsellik katar. Aslında para da tütmüyor ama siz de yapabilirsiniz. Daha bina etli gösterir, zengin gösterir. Ve şimdi evden çıktık. Gel. Gel babam, gel 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 gel. Şimdi döndük buraya. Binanın burası da belki görüntü bozar. Hani böyle kolonlar, kirişler demirden yapıyorlar. Başka evlerde göstermişiz size. Böyle yapıyorlar. Altına spotlar koyarlar. İşte dolanıyoruz. Buraya da yapılır. Buraya da yapılır. Buraya da yapılır. Yani nasıl yapılır? Şu binanın silmesine birinci katın üstünde bir böyle bir demir gelir. Buraya bir baba, oraya bir. 3-4 tane böyle güneş kırıcılar da yapılır. Bu boyadan falan bunlar da yapılır üstüne. İçine de bu spotlar takılır. Öyle daha etli, daha zengin gösterilir değerli arkadaşlar. Benim de bir evim var o aşağıda. O eski evdi, aldım. Sıvasını yaptım. Onu da biraz toparlayayım. Onu da satayım gitsin. Durum bu değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi günler. Evlerin en güzeli sizin olsun.